go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Uzun süre sonra yeni bir sanat blog'dan herkese merhaba. Gerçekten sizlerle iletişim halinde olmayı çok özledim. Her ne kadar burada olmasam da bu süreç içerisinde Instagram'dan bana çok güzel mesajlar attınız. Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu sayede aslında çok da uzaklaşmış gibi hissetmedim. Umarım tekrar bu kadar uzun süre etkin olmadığım bir dönem yaşamam. Bugün pazartesi, öğleden sonra dersim var. Ben de derse kadar biraz çizim yapmayı planlıyorum. Bu vlog genel olarak da bir okul vlogu olacak. Ama sanat dersleri olduğu için aslında sanat vlogun içeriğine uygun olduğunu düşünüyorum. Umarım izlerken keyif alırsınız. Yüksek lisans programımız disiplinler arası bir program. Lisansta resim, iç mimarlık, sinema, televizyon okumuş birçok kişi bu programı alıyor. Bu nedenle verilen ödevler de genelde lisanstaki eğitimimize dayalı. Aslında bahsetmek istediğim konu proje atölyesi dersiniz. Çünkü bu vlogun devamında göreceğiniz görüntüler hep o dersten kaydettiğimiz görüntüler. Proje atölyesi dersinde yine çekim ödevi verildi. Bu da resim, iç mimarlık ve sinema televizyon bölümlerinin 1 dakikalık kısa tanıtım videosu. Burak da zaten daha öncesinde lisanstayken kendi mezuniyet videomuzu yapmıştık sinema televizyonun. O yüzden birazcık tanıdık bir ödev oldu. Her ne kadar yorucu bir ödev olsa da yine de eğlenceli olacağını düşünüyorum. Tek yorucu kısmı biraz randevu sistemiyle gideceği için muhtemelen finale kadar sürecek bu çekimler ve sizlere de olabildiğince bunu paylaşmak istiyorum. Şimdilik tek çekim ödevimiz var. Bu nedenle mutluyuz. Lisanstayken bu durum çok fenaydı. 6 tane ders alıyorsak hiç değilse 4-5 tanesi çekim ödevi oluyordu ve inanılmaz yorucuydu. Hiçbir şekilde hafta içi, hafta sonu, gece, gündüz kavramımız yoktu. Her taraf kar, her taraf. Ve biz çekim yapıyoruz. Çekim, çekim, çekim. Burak, yönetmenim bizi dondurdun. Allah benim belamı verecek. Dondurdun bizi, dondurdun. Hocam, hocalarıma sesleniyorum. Filmi çekmeye güneşli havada başladık. Ve kendi ödevlerimizin dışında arkadaşlarımızın da ödevlerine yardım etmek zorunda kalıyorduk. Bu nedenle çok yorucu geçiyordu. Bu ödev en azından lisanstaki ödevlerimize göre biraz daha normal. Açıklama kısmını geçtiğimize göre şimdi çizim yapabilirim. Nasıldı? Bir çekim gerçekten. Hoca bir sınıfı o yerinden evet oynattık.
güzeldi iç mimarlık bölümüyle çekim. Antepliler nasıldı? Alkışlıyor. Alkışlıyorlar. Her kaydı bitirdiğinde alkışlıyorlar. Bizim bölümde tam tersi. Bizim bölümde hadi çıkın artık. Biz niye burada gidiyoruz arkadaşlar? Koşun yoksa kapanacak yine aç kalacağız. Şurada şöyle bir kurulum var. Bu arkadaşlar bunu sanatsal anlamda açıklamaya çalışacaklar. Çeşitli değer yargılarını aslında vurgulayan bir çalışma. Devam eden bir karşıtlık var. Aynı renkte de olsa bunlar farklı boyuttalar. Üç temel renk, sarı, mavi, kırmızı. Tabii ki de bunlar boya için geçerli. Işıktaki temel renk değil. Çekmeyin. Bu nedir? Kafa yedi mi? Yani 35 takıyorum. Diğerin yanında çok küçük oldu 35 ama. 35 takıyorum, dar çekiyor yani. Ayıp. Bir nokta. Sen sinema kamerasısın. Sen kendine gel. 1.7 crop faktörün olmaz. Şundan utan. Çekimler hala devam ediyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Furkan söyle şunu artık. Baskı. Baskı yapacağız. Yumuşatıcı pastayla uygun miktarda karıştırıp eziyorsunuz. Burada spatula ile ezmek çok önemli. Boyanın üzerinden merdane ile geçtiğimizde böyle dokulu malzeme içerisine işliyoruz. Önemli olan çeşitli, yumuşak, kağıda zarar vermeyen malzeme ile mermerdeki dokuyu kağıda geçirebilmek. Evet, çalışmamız sonuçlandı. Şimdi bu birinci aşama. Bu hafta ne haftasıymış arkadaşlar? Herkes peare. Shakespeare. Peki. Olmak ya da olmamak. Diyorsun ki gidiyor. Şimdi iç mimarlık bölümünün bir tane sınıfı mı oluyor, burası atölye olarak mı geçiyor? Evet, sınıf değil mi? Stüdyo da denilebiliyor, atölye de denilebiliyor. Hani ders çok tatlısı. İşte, evet. Dinlenme odası değil mi? Dinlenme odası. Ya çok güzel gerçekten. Ama işte şu an tam işlerine göre kullanılmıyor. Çünkü biraz depo mantığıyla kullanılıyor. Tabii maketler falan buraya konuluyordur işte. İşte. Sunumdan sonra maketler atılıyor veya da. Evet. Sil bakalım biraz. İç mimarlık değil, biz burada animasyon dersi aldık. Gidenin dersi de... Yani burası bilgisayar. Yani bilgisayar atölyesi. Bazı temel programlarımızı öğrendiğimiz atölyelerden birisi. Yedi. Şu an burada bir bilgisayar tabanlı bir ders gitti. Ders varmış gibi yapıyoruz. Hı hı. YouTube'dan video açtık. Evet. Sakin. Bu araya yapalım. Bizim dersimizi de koyarız. Aynen.
Çok güzel bir dersti o. Yapıyormuş gibi olacak. Yalancı. Yalancı Furkan. Ne haber? Memnun musun bu bölümü okuduğuna? Bir dakika. Değil. Herkese önerir misin? Hiç kimseye öner babam. Günde 18 saat çalışmak istiyorsanız gelip duydum ama önermiyorum yani. Aman tanrım dedim. Mouse çek. Burkeş diyorsun ki sinema bir yalan dolan evet, işi. Aslında böyle yapıyorlar. Böyle. Ben bu odayı çok seviyorum ya. Film arşivi olan yerde şu kapının olduğu yer. Burada film izliyoruz. Dersimiz oturup film izlemek burada. Yani burada da filmler izlenebilir ama genelde oturup hep birlikte şöyle film izliyoruz. Merve, senin Blu-ray diskleri buraya deneyelim. Evet. Aa, gerçekten. Sizi tanıştırmak istiyorum. Yegane dostumuz Black Swan. Kendisi bir balerin. Dur, göstereyim mi balerini? Çok önemli fonksiyonları var. Kendisi en yakın arkadaşımız. İkinci sınıftan beri mi? İkinci sınıftan beri en yakın arkadaşımız. Çok havalı ya. Böyle bir şey alacağım. Ben tam bir balerin. Diye bir modeli var. Aynen gibi. Çok sağlam bir değil misin? Evet. Projeksiyondan toz nasıl çıkartılır? Woo! Bir tane geçiyor da. Dünya sinema tarihi evet. Bu boyutta bir şeyi 300 dpi çalışmak. Mesela bu Premiere'in ikonlarını tek tek kendim yeniden çizdim. Çünkü fotoğrafını çekip büyütünce iğrenç gözüküyor. Yani evet. Baskıya uygun olması için. O buradaki kadar güzel bütün, ki. Bütün arayüzü kendim yeniden oluşturdum. Hepsi. Bunlara bakıp sınava girip yüz alıyorlar. Bu da bunlar aynen. Şurada da Türk sinema tarihi var. Onları ben yapmadım. Bir ara... Bunlar şey çok renklisiz falan. Evet. Bunları vektörelleştirip baskıya uygun hale getirdim. Aynen. Bunlar çok güzel. Yönetmenlerin evleri nasıl olurdu? Bak Tarkovski mesela, Chaplin, Lynch arkadaşlar, Lynch ya. Kieślowski, Kubrick. Aslında Federico Babina diye bir tane adamcağızın tasarımcısı. En sevdiklerim. Şurada. Yönetmenler. Lynch. En sevdiklerim. Burton. Bu vardı. Ha, TV, evet. Bunu Türkçe'ye çevirdim ben. Bir de bazı karakterleri Televizyon Üniversitesi falan. Mesela. Şöyle bakabilirsiniz. Psikolojide Hannibal Lecter varmış. Kimyada. Astronomide Carl Sagan. İnşaat mühendisliği. Anlat. Eserlerini bize anlat lütfen. Tamam. Bu fotoğrafın tarihi. Bak mesela bunun başlığını şey yaptım böyle. Siyah beyazdan geliyor. Renkliye. Renkli film gibi. Daha da dijital bir hal alıyor. Evet. Buna böyle karanlık oda. Evet, mandallar, şeyler. İşte böyle fotoğrafın tarihine ilişkin fotoğraflar böyle işte film şeritlerindeymiş gibi böyle işaretli falan. Evet. Böyle seçiliyor yani. Bunları inceleyince çok güzel oluyor gerçekten. Bu da İngilizceydi, bunu da Türkçe'ye çevirdim. Televizyon sistemi. Aynen. Bunu hocalar yapmıştı da. Evet, böyle karşılıklı bu arada fotoğrafla. Bu TV'nin televizyon tarihi. Aynen. Ama benim de elimdeydi yani. En son benim elimden geçiyor. Baskıya gitmişti. Evet. Burada neyi kullandın? Fight Club'ın sinemasını. Evet, bak onu unutmuşum. Tyler, What's That Smell falan diyor işte. Aynen. Sonra storyboard işte. Hayır, orası fikir aşaması. Sonra storyboard, sonra senaryo yukarıdan geçiriyor. Aşağıya. Ve sonra işte burası çekim. Production kısmı, üretim kısmı. Orası pre-production, production. Burası post-production. Burada yine Fight Club kullandık. Evet, yine Fight Club'ı koyduk. Çekim işte, ışıkla şuraya ışıklar koyduk.
sesle ilgili. Yansıyor. İşte. Sonra kurgu aşaması. Kurgu. Kurgu. Ses miksajı. Sonra da. Foley. İzleniyor en son. Aynen. Burada da Usual Suspect. Oraya Usual Suspect koyduk. Farklı bir şey olsun dedik. Ha. Böyle sinema katılması. Evet, bugünkü cosplay'in ismi ne? Call me by your name. Ben Elio. Şöyle döneceğim. Bunu geriye doğru. Anladın mı spagetti? Ben anlamadım. Bak spagetti gibi yap. Çekim tekniğiyle. Buradan yukarı çık. Peki. Onun var mı öyle bir çekim yöntemi spagetti? Hayır canım, öyle bir şey yok. Değil mi? Kuramsal alt temeli olmalı bu tarz şeylere. Bırak biliriz. Hallederiz. Göster, ne yapıyoruz? Buradan geliyoruz. Aynen. Aşağı mı atıyoruz, aşağıdan mı yukarı atıyoruz? Burada geliyoruz, bakıyoruz. Ondan sonra yukarı atıyoruz. Sonra mükemmel bir geçiş. Spagetti efekt.